Nefes bugün okula başlıyor. Nefes bugün okula başlıyor. Artık okullu olacak benim kızım. Nefes anaokuluna başlıyor. Can Muhammed. Arkadaşlar günaydın. Kanalımıza hoş geldiniz. Selamün aleyküm. Nasılsınız? İyi misiniz canlarım? İnşallah hepiniz iyisinizdir. Bizler gördüğünüz gibi Allah'a şükürler olsun. Çok mutluyuz. Çünkü nefesimiz bugün okula başlayacak. Ablaları, teyzeleri. Nefes okullu oldu artık. İnşallah üniversiteye gittiğin günleri de görmeyi nasip eder Rabbim. Şöyle arkadaşlar, yumurtalı ekmek yaptım. Diğer kahvaltılıkları getireceğim. Çay getireceğim. Can Muhammed hemen elini aldı. Bu arada saat 10.30 olmamıştır. Sabah Elif abla aradı. Nazlı dedi, nefesi getir dedi. Ben sana söylemeyi unuttum dedi. Öğretmenin adı da Sibel hocaymış. Nefes, Sibel öğretmenim diyeceksin. Ay arkadaşlar, çok mutluyum ve bugün baktım ki çok şükür hesabıma para yatmış, YouTube hesabıma. Eşimin borcunun yarısı kadar, ancak yarısını ödeyebilirim ama çok şükür. Olsun, sorun değil. Yani yine ödeyeyim de ne olursa olsun. Diğerinde şey yaparım. Maaşımdan işte kaç şey olursa 300 mü 400 mü kesinti olur. Diğer kalan borçları da öyle öderim diye düşünüyorum. Yani arkadaşlar çok mutluyuz bugün. Dualarımız kabul oldu. Allah sizlerden razı olsun. İyi ki varsınız. Canımız YouTube ailemiz. Canımız YouTube ailemizde. Hep bize dua ettiler. Nefes bak, takipçilerimiz duaları kabul oldu. Çok şükür Allah'ım. Şimdi biz kahvaltı yapalım. Hemen nefesi hazırlayacağım. Can Muhammed'i ben hazırlanacağım arkadaşlar. Acil çıkmamız lazım. Az önce de şey aradı. Sağlık ocağından aradılar. Can Muhammed'in 2 yaş aşısı varmış. Onu götüreceğim oradan da. Öyle bugünümüz nasıl geçecek göreceğiz. İnşallah. Aşı? Ha, evet annem. Arkadaşlar biz hazırız. Ben bugün böyle giydim. Altı şöyle uzun, şöyle göstereyim. Böyle bir pantolon giydim. Nefes gel burada gözük gel. Nefes de böyle oldu ablaları bakın. Saçını da yaptım. Şimdi şeyi çıkardım, sandaletini çıkardım. Ben de artık şeyi giyeyim değil mi kız? Şu terliğimi giyeyim. Bakalım nasıl olacak. Temiz zaten, hiç giymedim. Evin içine giyiyorum o yüzden. Ay eşarp bulamadım ya. Benim bir tane siyah pen eşarp almam lazım. Dur bakayım. Buralara git. Bakayım mı buralarda var mı? Bunu takmak zorunda kaldım. Bakın camlarım. Biraz eğeyim bir dakika. Şöyle oldu. Gerçekten çok şık. Çok güzel. İyi ki almışım. Kendimi böyle mutlu ediyorum. Farkında mısınız? Evet Nefes bugün okula başladı ablalar. Ay bugün var ya çok güzel bir gün. Allah'ıma binlerce teşekkürler olsun. Mutlu haberler almaya devam ediyoruz değil mi Nefes? Nefesimiz okula başladı. Ondan sonra biliyorsunuz. Annem beni okula bulacak. Evet YouTube paramız yattı. Çantama bakın. Nine ablasının aldığı çantası bak. İçinde de suluğu var ablaların. Hani şimdi su alacağım dışarıdan. Evde soğuk su yok. Çok sıcak şey. Su koyacağım. Hani öğretmen bugün listeyi verir ya. Onun için hani bir şeyler koymadım ama şey koyacağım sadece. Bir tane halley var. Onu koyacağım. Dur nefes. Onu unutmadan çıkarayım anne. Şöyle ablaları. Bir tane şundan koyacağım. Bir de meyve suyu alacağım. Çantasına koyacağım. Öğretmen yemek saatinde nefesi hani söyleyecek arkadaşlarına yemek saatini. O zaman yiyebilirsin. Yoksa öğretmenden habersiz diyemezsin. Tamam mı anne? Gel çantana koyalım. Ay çanta da ne kadar güzel oldu ya. Ne kadar yakıştı ya. Bakın. Can Muhammed'i de yeşil giydirdim. Nefes de yeşil teyzeleri. Böyle şimdi birazdan çıkacağız. Saat 11.40 geçiyor. 11'i çeyrek geçiyor. Ay 12 çeyrek geçiyor. Burada oldu Elif abla. 10 dakika biliyorsunuz çok kısa, o yüzden bir 5-10 dakika daha bekleyelim diyorum öyle. Böyle arkadaşlar. Haydi bismillah diyelim. Nefesin okula başladı. Nefes okullu oldu. Nefes okullu oldu. Nefes okullu oldu. Can Muhammed de orada oynuyor arkadaşlar. Hadi oyna Nefes, az önce böyle yapıyordun ya. Nefes okullu oldu. Az önce böyle yapıyor. Oh, oh yapıyor böyle. Ay.
aşkım, mutlularım. Gel seni de göstereyim canım Ahmet, gel. Gel 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 gel. Gel seni de görsünler. Paşam gel. Ablalarım bakın. Can Muhammed'imizi de böyle giydirdim. Ha. Bakın. Şu terliğini de giydirelim oğluşumuza. Giydireceğim. Terliğimizi de giydirelim. Bugün anneler giyiyor. Aha. Şöyle. Giydirin mi? Giydir diyor, ayağını uzatıyor bak. Oh, hayırlı olsun ya, oğluma. Hayırlı uğurlu olsun benim oğluma. Gideceğimi biliyor ha. Babaannene de haber verelim. Nefes okula başlıyor diyelim. Anneannene de. Tamam mı? Hadi gidelim. Hadi kızım gel. Gel ayağa kalksak, sen ayağa kalk, ben giydiririm. Can Muhammed yapma oğlum onu. Giy 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 giy. Hadi gidelim. Anahtar neredeydi? Gel. Hadi gel. Abi çarşıda. Açıyor. Tamam kızım. Yanına taşıyorum. Hadi gelin gidelim. Anne abi bunu ne? Nefes okula başladı. Geçsin mi? He. Hey, hadi spora yapıp kire kullanalım. Nereye? Ha? Şurayı mı? Açayım mı? Dur. Yukarıya, aşağıya, yukarıya. Ulaşamıyorum ben. Nerede teyze? Çağırayım dedim. Yapamadım. Yaptım. Teyzem nereye gitti? Tamam, biz gidiyoruz. Nefes okula bırakayım, tamam. Nefes okula bırakayım. Sağ ol anne, aynı. Hadi gel. Hadi gelin. Hoppala. Kemerde de çıkıyor anne. Hadi Nemiş kapıyı aç gidelim anne. Aç hadi, sen de geç Nefes. Geç anne. Hadi gel. Evet arkadaşlar, çıktık. Şimdi hemen bir BİM'e uğrayalım. Bu arada benim burada iğne tutmadığı için, çengelli iğne de yoksa böyle bir değişik şey oldu. Şal oldu. Şimdi hemen BİM'e gidelim, nefese su alayım, bir de meyve suyu alayım. Arkadaşlar okula geldik. Nefesini heyecanla bakın. Allah'ım ya Rabbim. Hadi gel. Oğluşum. Ablan okula mı başlıyor? Nefes. Aa, anaokul bak. Gördün mü? Tamam dur bekle. Nefes'in sınıfı burasıymış arkadaşlar. Şurada değil. Şu tarafa geldik. Şimdi hocamız listeyi almaya gitti. Gelecek birazdan, bekleyin dedi. Biz de bekliyoruz. Değil mi kızım? Anne nerede bu? Ne anneciğim? Bu ne? O kağıt annem. Bırak onu, bırak. Ne böyle? O size öğretmen yaptıracak. İşte etkinlik yaptıracak size. Sağlık ocağına geldik arkadaşlar. Nefes de burada. Eve gidince anlatırım ne olduğunu. Arkadaşlar öğle arasındalar ya, bir saat bekleyemezdim, orada sıcak. Şöyle A101'e geldim. Ne halim kızım? Jelibonla karın mı doyar Nefes? Can Muhammed firarda. Patates soğanının rengi ne güzelmiş. 100 liradan 80 liraya. Bir tane mi bu? İçinde var mı? Dur ya Nefes. Aa, içinde de var mı? Kız. Aa, süper bunun fiyatı. Ha, ikili. 80 lira. Ay, dışarıda bunlar
130, 140, 150 lira. Ayakları 300 lira. Vallahi iyiymiş. Oğlum atma. Hiçbir yerde böyle rahat rahat gezemem. Can Mehmet durmaz. Nefes defterler gelmiş bak. Bu nasılmış? Oo, 60 lira. Şu matara. Anne bir tane de küçük defter gelmiş bak. Hı hı. Bunu ben kullanırım. Bunu alak. Evde var aşkım. Arkadaşlar Can Mehmet'in aşısını vurdurduk. Şimdi eve doğru gidiyoruz. Vallahi sıcaktan bayılacak gibiyiz üçümüz de. Size Seko Gross diye bir market var burada. Onu gezdirecektim de gerçekten hiç halim yok. Hani evde biraz dinlenin belki daha sonra. Hani seher gelsin Can Mehmet de uyur. O şeyi de çıkarım tek başıma hani çocuklar olmadan. Belki gezdirebilirim canlarım ama şu an gerçekten hiç halim yok. Annem senin kıyafet dolu ev. Ne yapacaksın? Yazlık kıyafetlerin hep var. Nefesin okulu hakkında da eve gidince görüşürüz söylemiştim zaten. Unutuyorum işte. Ay, hava da hep güneş değil mi nefes? Arkadaşlar eve geldim. Hemen geldiğim gibi ocağa bir kahve koydum şöyle. Can Mehmet'in ağlama sesi her zamanki bizim arka fon sesimiz. Bakın niçin ağlıyor biliyor musunuz? Nefese çilekli süt aldım. Meyve suyu alacaktım ya al. Çilekli süt istedi. Can Mehmet sütü sevmiyor. Evde süt var doldurdum içmedi. O hani kutuda diye ona özenik. FETÖ'de onun için yoksa içmez yani çilekli süt. Keşke aklıma gelmedi ona da meyve suyu alsaydım. Şimdi gidemem ki ya. Şimdi arkadaşlar kahvemi hemen yapayım. Şöyle bir oturayım. Anlatacağım size neler olduğunu. Halimden de anlaşılacağı gibi pertim çıktı. Gerçekten. Arkadaşlar kahvenizi alalım hadi. Kahve sohbetine başlayalım. Kahvesiz asla biliyorsunuz. Nefes yeni okuldan gelmiş bacılar. Evet lafın arasına yine her zamanki gibi girdi. Arkadaşlar şimdi size anlatayım. Şimdi biz okula gittik. Öğretmenimizle görüştük, konuştuk. Bugün öğretmenlerin toplantısı varmış. Yarın bu hafta yani şeymiş. Uyum aşaması, uyum haftasıymış. Hani yarından itibaren bu hafta sonuna kadar ne oğlum bitti. Nefesi bir de götüreceğim. Bir saat hani uyum haftası olduğu için bir saat okulda kalacak. Geri eve getireceğim. Ne aşkım dur annem dur. Nefes öyle yapma annem. Öyle arkadaşlar nefes. Bak Sibel öğretmeni söylerim bak. Gördün Sibel öğretmeni. Öğretmenin adı da Sibel öğretmen. O çok tatlı bir bayan. Çok iyi gerçekten. Durumumuzu hani söyledik. Yaşadığımız şeyleri. Öğretmen sizinle daha sonra tekrardan konuşacağım dedi. Şimdi toplantım var dedi. Daha sonra konuşuruz dedi. Telefon numaramı aldı. Arkadaşlar bu şekilde yani. Öğlenci nefes. Saat 1'de okul başlıyor. 5'te bitiyormuş. O benim için çok iyi ama oradan birisini duydum. Bir veli öbür dönem herhalde şey olacakmış nefes sabahçı mı olacakmış öyle dedi. Ay inşallah olmaz ya gerçekten. Can Mehmet'e aşıyı götürdük ablaları teyzeleri. Aşı oldu 2 yaş aşısı. Anneannem mi geldi? Ne annem? Bilmiyorum abi ne yaptıysa nefes. Öyle arkadaşlar Allah'a şükür söyledim zaten YouTube'dan param yaptı. Yani size söyleyeyim borçlarının hani 3 tane bankaya borcumuz var bizim. Harcamalarımızı kredi kartına yapıyorduk. Arkadaşlar onu üç hani biraz biraz ödeyeceğim. Geri kalanı da Allah'a çok şükür maaşım var. Zaten bana dediler ben aradım hani maaşınızdan hani 300 keseriz dediler. 3 bankaya o şekilde. Bir banka az zaten. Bir bankayı kapatırım. Diğer 2 bankayı da hani maaşımdan 300 keserim. Allah'a şükürler olsun dediğim gibi maaşım var. Biter yani. Ne bitmedi ki? Ölüme çare yok sadece. Krediyi de siz az önce yorumlara baktım. Onu kapatırlar demişler. Evet. Ondan şey yok da işte arada bir hani böyle acaba diyorum şeytan vesvese veriyor da neyse o olmaz hani. Zaten bankalar şeysiz, sigortasız kredi vermiyorlar arkadaşlar. Öyle o şekilde çok şükür dualarımız kabul oldu canlarım. Allah hepinizden razı olsun. İyi ki varsınız benim canım YouTube ailem. Dualarınız kabul oldu. Ben de çok dua ediyordum. Allah'ın izniyle inşallah YouTube'dan her ay düzenli bir şekilde maaşımı alacağım. Bir şey olmazsa.
bir sorun olmazsa Allah'ın izniyle. Öyle arkadaşlar, bugünümüz de öyle geçti. Oradayken teyzem aradı, Leyla teyzem. Ay konuşamıyorum valla. Neydi ya, sağlık ocağında. Sağlık ocağına da 12.30'da gittik arkadaşlar. Tamam annem. Sağlık ocağına 12.30'da gittik. Bir saat öğle molasıymış. Ay gördünüz, şoka gittik. A101'e gittik. Can Muhammed hiç durmuyor. Sağlık ocağına girdim, içeride Can Muhammed durmuyor. Neyse dışarı çıktım, biraz gezdirdim. Neyse saati 1.30 ettik. Can Muhammed'in aşısını olduk işte. Geldik işte, oradan teyzem aradı. Bugün yemek yapacaktım. Bugün yemek yapmayacağım arkadaşlar. Eşimin dayısının, eşinin yani eşimin yengesinin kız kardeşi arkadaşlar. Ayıptır söylemesi ayıp. Bize yemek gönderecekmiş. Demiş ki Nazlı yemek yapmasın, kaç gibi yemek yiyorlar demiş. Ben de dedim teyze 5 gibi yiyoruz dedim. Tamam Nazlı, o zaman şey dedi, söyleyeyim dedi ablaya, Gülselen ablaya, size yemek gönderecekmiş. Allah razı olsun dedim gerçekten. Çünkü o abla da arkadaşlar benim yaşımdayken 3 tane oğluyla eşi vefat etmiş kanserde. O da benim yaşımdaymış. O yani benim durumum bilir. Allah razı olsun, hep bana yardım eder böyle. Gerçekten eşimin ailesinden Allah razı olsun, hep yanımdalar. İyi ki varlar gerçekten. Bakın eşimin yengesinin kız kardeşi, düşünün yani, çok bağlı bir aileler. Allah hepsinden razı olsun. İyi ki varlar diyorum arkadaşlar. Bugün yemek derdimiz yok. Yani bugün planım da vardı. Barbunya yapacaktım arkadaşlar. Ne yapalım? Yemek getireceklermiş. Ha? Pizza değil. Ne nefes pizza? Senin öğretmenin, aynı nefesini öğretmeni de bir tatlı bir tatlı arkadaşlar. Bir görseniz gencecik böyle. Sibel adı çok tatlı gerçekten ya. Çok anlayışlı. Hocam dedim hani yemek listesi veya başka bir liste verecek misiniz dedim. Nazlı Hanım dedi yarın hepsini konuşacağız dedi. Yemeği bireysel mi yapacaklar? Acaba hiç yemek yemeyecekler mi? Vallahi bilmiyorum ki, hani evde yedirip mi? Ama orada da acıkırlar. Değil mi Nefes? Onu işte görüşeceğiz. Nefes'in sınıfını gördük. Orada çekemedim, hani başka ailelerin çocukları var diye, ayıp olmasın diye çekmedim arkadaşlar. Ama Nefes'in sınıfı da çok güzel böyle. Değil mi Nefes? Nefes... Öğretmen hani eve gidin dedi. Nefes ağlamaya başladı. Ben dedim hocam Nefes ağlıyor, okul istiyor dedim. Tamam dedi, sınıfını gezsin dedi. Öyle sınıfı gezdi. Yarın gideceğiz inşallah Nefes. Yarın kızım. Ama bizim bu hafta çarşıya da gitmemiz lazım Nefes. Olmadı seni bir saat şey yaparız. Bankalara yetişmemiz lazım. Bir saat hemen seni göz, ikide ben hemen çıkarırım seni. Oradan hemen çarşıya gideriz. Annem bir saat, öğretmen dedi ya bir saat. Öyle arkadaşlar. Şey diyecektim canlarım, ha Seka Gross var ya, onu size gezdirecektim. Gerçekten hiç halim yok arkadaşlar. Dışarısı kavurucusu canım. Eylül'ün ortasına geldik, halen Adana yanıyor. Seher diyor abla son sıcaklar ya, onun için diyor böyle daha da sıcak oldu diyor, ama son sıcaklar diyor. Seher gelince Allah izin verirse arkadaşlar Can Muhammed'i uyuturum. Nefesle Can'ı Seher'e emanet ederim. Aferin kızım, ekmek yere düşmüş ya, öpüyor. Aferin annem. Nefesle Can Muhammed'i Seher'e bırakırım. Oradan giderim inşallah Seka Gross'a. Vaktim olursa, söz vermiyorum. Orayı biraz size gezdiririm. Orada kavanozlar 5 liraymış. Teyzem diyor, Çağla abla diyor valla. Bir bakayım dedim, orada kahveler falan da ucuzmuş. Çağla abla dün geldi, kahve içtik işte. Naz diyor her şey çok ucuz orada diyor. Gittim diyor, kağıt havlu aldım, şey kahvelere falan baktım diyor. Gerçekten ucuz diyor. Kavanozlar 5 liraymış. A101'de 10 lira. Öyle orayı bir gezerim işte arkadaşlar. Böyle bugünümüzde böyle geçer. Evi dün temizledim. Şey yaptım. Dün pazara gittim. Nefesi aşağı bıraktım teyzemle. Can Muhammed'le gittim. Hemen evin eksiklerini aldım. 3 kilo domates aldım arkadaşlar. Bugün ha zamanım olursa şöyle dedim, 1 kilosunu falan yine doğrayayım, koyayım dedim. Çünkü teyzem diyor ki, annem de diyor, kışa arkadaşlar domates 50 lira olacakmış. Dün öyle dediler, şaşırdım gerçekten. Olur olur. Ondan sonra patlıcan alırım. Allah izin verse öbür hafta biber alırım. Patlıcanı kızartırım. Öyle poşete koyarım. Buzluğa atarım. Biber alırım, koyarım öyle. Böyle yavaş yavaş yaparım. Hani böyle her hafta gittiğimde 5-10 kilo alırım domates, veya 10 kilo alamam da 5 kilo falan, 6-7 kilo alırım. Öyle biraz biraz buzluğa hani eklerim ki fazla olsun diye. Öyle o şekilde arkadaşlar. Akşama onu, domatesi doğrarım unutmazsam. Öyle bugün işlerim böyle canlarım. Şu kahvemi içeyim de
Üstümü başımı bir değiştiririm, rahatlayayım acılar. Evde temiz. Sadece bulaşıklar var bir iki tane. Onları makineye atacağım. Bu. Oturacağız yani. Oy, ben çamaşırlarla patlayacağız. Ne? Sulubaya mı? Kendim ekliyor. Nefesin sınıfında arkadaşlar şey, bir tane daha nefes var, iki tane nefes var. Nefes de aynı sınıfta. Anne ben anne atıyorum. Evet ikiniz nefessiniz, adaşsınız nefes. Evet. Onun adı da nefes. Nefes'in okulu çok güzel gerçekten arkadaşlar. Kız bu eşarbımı gördünüz değil mi? Böyle ben şey dedim, peynir alayım dedim de yine böyle yapışırsa hiç güzel durmuyor ya. Neyse bakarım. Burada sordum. Şeyi de aldım kendime. Şu var ya, bundan aldım. Bizim burada var. Böyle şey satıcı. Ne diyorlar? Toka falan böyle bunları satıyor. Oradan aldım hemen. Çünkü çıkmıştı. İğne tutmuyordu. Böyle arkadaşlar. Ben şimdi biraz dinlenim canlarım. Ha, arkadaşlar şunu söyleyeyim. Ay Can Muhammed'in sesini duyuyorsunuz değil mi? Oğluşum tamam dur. Hemen söyleyeyim, geri vereceğim sana telefonu. Arkadaşlar aramıza yeni gelen arkadaşlar var, bilmiyorlar. Az önce yorumlarda okudum. Hepsini cevaplayacağım yorumlarınızın. Hani işlerimi halledim ondan sonra. Ama yorumlara şöyle bir göz gezdirdim arkadaşlar. Hani demişler ki ne Nazlıcığım, YouTube'dan para kazanmaya madem başladın. Hani bunu bil, devlet vergi borcu keser. Hani şey yap demişler yani, ona göre bilgilendirmişler beni. Canlarım ben zaten kendime istisnalı hesap açtım. Yani devlet vergisini kesiyor. Hemen hatta kesmiş vergisini. Onu size belirtim dedim. Açıklama yapayım dedim. Yani benim açtığım hesap zaten istisnalı hesap. Devlet vergiyi hemen yatırdığı an YouTube parayı hemen kesiyor. Can Muhammed'in saçlarına geldiniz mandaları. Can Muhammed'i de yıkadım. Hani aşı oluyor. 3 gün yıkanmıyor. Aşı ekmen önce yıkamıştım. Tamam, telefonu verin, telefonu ağlıyor. Gel anneanne gel, hoş geldin. Anneannemiz de geldi arkadaşlar. Çok sıcak anneanne. Nefesi okula götürdük. Can Muhammed'e aşı yaptırdık ya, bir gör halimizi. Yandık yandık. Nefes anneannen geldi. Hoş geldin anneanne de. Ne yapıyorsun, nasılsın anneanne? He iyi yaptın gel. Çok sıcak. Son sıcaklar ya anneanne, onun için böyle. Can Muhammed aşı oldu. 4 yaşına kadar aşısı yokmuş arkadaşlar. Koluna, sağ koluna. Anneannem hep torunlarını böyle sever. Kurban olsun neneniz size de. Kadir'i açayım mı sana? Kadir'i açayım mı? Aç. Anneannemin en sevdiği program arkadaşlar. Ne yapayım anneanne sana? Nescafe yapayım mı? Yok lan, yok ben bir şey istemiyorum. Dur, kumanda nerede? Kadir'i açalım. Anneannem çok seviyor. Fox'ta. Tamam. Öyle işte anneanne. İşte gittim şey anneanne. Nefesin okuluna gittim. Hoca dedi ki öğretmen yarın başlıyor dedi. Yarın götüreceğim. Öyle işte aşırı. Öğlenci. Ama öbür dönem bir tane veli vardı orada, dedi ki ne? Öbür dönem sabahçı olacaklarmış dedi. Keşke öyle olmasa ya. Gördüm Elif ablayı. Sabah aradı beni, Naz dedi sana haber vermeyi unuttum dedi, okul başladı getir dedi nefesi. Okulda gördün mü yani? Gördüm he. Canlarım, Can Muhammed'i uyuttum. Uyurken hemen domatesleri doğrayıp, dediğim gibi az almıştım zaten. Şunları hemen çıkarım, domatesleri. Bu kadar var. Buna biraz daha koyarım canlarım. Bize bu bir hafta gider. Şu geri kalanını da hep yaparım. Dediğim gibi öbür hafta gidince alırım yani. Şey de alırım. Biber, patlıcan falan da alırım. Ben taze fasulye koymuyorum buzluğa. Çünkü yani yağda kavursam da haşlasam da bana kokuyor olarak geliyor. O yüzden yiyemiyorum. Yani buzluğa koymuyorum o yüzden. Şöyle. Ama barbunya alacağım. Seher 2 poşet barbunya koydu buzluğa. Biraz daha alalım dedi. Buzluğa koyarsın dedi.
Biraz daha alacağım canlarım. Bunların hepsini de işte yeter bu kadar bize bir hafta. Bugün günlerden pazartesi. Şöyle bir tane daha alayım da ne olur ne olmaz. Dolma yaparım belki. Aynen yeter bu kadar. Geri kalanı da yapayım hemen. Canım Ahmet'i yiyeceğim. Şu işlerimi de halledim. Şuradan bir kap çıkarayım. Bunu az önce yıkamıştım lavaboya arkadaşlar. Bulaşık var. İyice domates sosacıkla yıkadık hem dedim. O yüzden içine atıyoruz böyle. Bismillahirrahmanirrahim. Başlayalım. Bundan ne çıkar ki? Öyle kalacak vallahi, ne yapayım? Şunları da hemen doğrayayım hızlı hızlı. Poşetleyeyim. İşim bitsin canlarım. Seherimizin gelmesine de az kaldı. Seher Şef. Ona da Seher Şef kaldı bu arada. Şef ama. Canlarım bir dakika, tripod yerinden oynuyor. Çok şükür bitti. Şimdi poşetlemeye geçeceğim. Şuradan poşeti çıkarayım. Yalnız benim burada suyum çıktı. Salonda da yapamıyorum canım Ahmet uyanır diye. Bir arkadaşımız şey sormuş yorumlarda. Yani çok sonra kişi var da Nazlı, hani biz de bu yöntemle yapmayı düşünüyoruz. Bir sorun oluyor mu, hani koku falan oluyor mu demiş. Hiç arkadaşlar şüpheniz olmasın. Hiçbir koku falan, hiçbir şey olmuyor. Ne anne? Tamam aşkım. Hiç koku falan olmuyor canlarım. Yani yapabilirsiniz. Onu söyleyeyim dedim aklımdayken. Çünkü sormuşlar. Kaşık var şurada. Ballı süt. Tamam aşkım. Şunları hemen koyayım anne. Tamam. Abi şimdi uyanmadan hemen koyayım şunları. Yanımda uyuyor, nefes görmüyor mu? Salonda uyuttum. Vantilatör çalışıyor ya. Bir de tek yatıramıyorum arkadaşlar. O gün düştüğünden beri korkuyorum. Tamam aşkım. Böyle yeter mi? He, bir yemeklik böyle. Bunun da kilosunu arkadaşlar, domatesin kilosunu 5 liradan aldım. Kasayla alırsam 4 liraydı galiba, kasayla almadığım için. 5 liradan aldım. Domatesler de bayağı güzel. Valla. 3 poşet çıkar. Aynen. Hatta 4 poşet de belki çıkabilir. Bakacağız bakalım. Böyle. Böyle böyle işte. Yavaş yavaş yapıyorum. Kışa Allah nasip ederse geliriz. Evet anladım. Suyunu da koyayım. 4 poşet çıkacak aynen. Valla iyi, ben az çıkar koydum, 4 poşet çıktı. Süper. Şöyle yaptım da. Şöyle son poşetimizi de yapalım. Ondan sonra buzluğa. Thank you.
arkadaşlar yemeğimizi yedik. Karnımız doydu çok şükür. Neyse arkadaşlar, seher şefimiz mesaiye kalmış yine. O geç gelecek. Ben de dedim gidin bari dedim. Hem nefes yine diyor, canım sıkılıyor diyor. Bir orayı gezeriz. Bir iki parça da bir şeyler alacağım. Öyle yani, orada görüşürüz. Geldim arkadaşlar. Fiyatlar şöyle. 55 lira bu. Bingo. Evet, Can Muhammed başladı çıkmaya, görüyorsunuz. Şu 60 lira. 100 lira. Deterjanlar. Helos 7 kilosu 95 lira. Ne oldu oğlum? ABC 90 lira. Rinso 100 lira. Persil 110 lira. Bu kaç kiloymuş? 4 kilo o mu? 85 lira. Şu ilerlere bakalım. Nefes gel. Şu kavanozlar 5 liraymış arkadaşlar. Bakın. Şöyle boyu küçükmüş. Ben de büyük sandım. Şöyleymiş. Bunlar da canlarım şöyle 13 lira. Şu kahve dünyasının kahvesi 14 lira. Ne üzülüyorum, bizim çay bardağı kalmadı Can Muhammed sağ olsun. Ha, ben bunları çok beğeniyorum. Ama misafir için benim kalmadı. Onu böyle takım çarşıdan bakmam lazım. Efendim. Oh klima. Şu ikili şeyler, borcamlar 70 lira. Karesi de var burada. Bu 100 lira. Paşa Bahçe. Ay ne tatlı şunlar. Şöyle sütlerde. Bimin sütü 11.75. Sütaş. Aa, yarım yağlı. Ha, 13 liraymış. Şu ıslak mendilleri ben merak ettim. Fiyatı ne kadar acaba? Yumurta uygunmuş aslında, biliyor musunuz? Bir tane yumurta alayım. Bir paket. Yumurtam yok. A101'de Bim'de 53 lira. Burada 50 lira, bakın. Alayım ben. Şöyle arkadaşlar, ıslak mendillere bakıyorum. Sil sil. Kaçlıymış bu? 120'li 8.45. Oo, süper. Efendim. Annem sizin var. Süper gerçekten. 14 lira bu. Aa iyi. 9 lira da üçlü vardı nefes. Dur dur annem. Ha, Baby Turko üçlü 22 liraymış. Şu iyi ama. Aman zaten ne yani. Büyüdü artık. Aha. Bir tane alsak mı nefes bundan? Kokusu nasıl acaba? Çünkü gayet uygun. 120'li. Evde şeyi var 100 için. Şu 22 liraymış. Başka yok. Ben bir düşüneyim de. Arkadaşlar eve geldik. Zorlu bir mücadelenin ardından. Can Muhammed nefes hiç durmuyor, gördünüz. Hemen size aldıklarımı göstereyim canlarım. Ondan sonra da bu videoyu kapatır mıyım, kapatır mıyım, kapatmaz mıyım bilmiyorum arkadaşlar. Gördünüz bunu. 49.95'e aldım. Az önce Bim'e girdim. 54 küsürdü. Bu 50 lira 30'lusu canlarım. Ondan sonra şu ıslak mendili aldım. 8.45'te 120 tanesi. Çok uygun fiyat gerçekten. Bim'de 8.5 lira. 60'lısı mı 90'lısı mı o civar. Ondan sonra Bim'e gittim. Vallahi öyle bir sıcak hava, biliyorsunuz. Canım öyle bir kola istedi ki. Bir tane şöyle kola aldım. Seher de istiyordu zaten. Ondan sonra canlarım. Nefesle Can Muhammed'e şöyle eti puf aldım. Şunu çok seviyorlar. Vazgeçemiyorlar bundan. Bundan aldım. Alışverişim bu kadardı canlarım. Ama bayağı bir yorulduk yani. Fiyatlar nasıldı sizce? Ucuz muydu? Ucuz değil miydi Sekogros'ta? İndirim günleri ne zaman olur dedim. Abla dedi Instagram adresinden takip et dedi. Bu gerçekten indirimliydi yani. Diğer şeylere bakarsak mağaza marketlere indirimliydi yumurta. Öyle arkadaşlar. Hey nefes uydu. Arkadaşlar Seher şefimiz geldi. Seher'in yarın doğum günü arkadaşlar. 6 Eylül. İyi ki doğdun Seher Şef. İş arkadaşları da ona yaş pasta almış.
Can Muhammed de burada sabırsızlanıyor yemek için. Nefesimiz uyudu arkadaşlar. Çok yoruldu gördünüz. Erken de kalktık. Yarın da erken kalkacağız. Artık ona uyandığı zaman veririm hani kahvaltıdan sonra. Şimdiden canlarım çok teşekkür ediyoruz. Seher'e hani doğum günü kutlu olsun diyeceksiniz ya. İyi dilekleriniz için çok teşekkür ederiz. Evet. Orada yemişler. Birazını bize getirmiş. Ablam yok. Kıyamam. Bak. Teyze hoş ne getirdi sana? Arkadaşlar burada da videomu sonlandırayım canlarım. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun. Hoşça kalın. Görüşmek üzere.